Medet! Ya Medet! Tamam geldim Medet, geldim geldim. Ulan kapıyı da biz açıyoruz artık ya. Geldim! Salavat getir Bartolu. Kahramanın yanına gidiyorsun. Şehadet. Ben en fazla ölür giderim Nedet abla. Sana yazık. Yapma. Sen bana ne yaptığını farkında değilsin değil mi? Zerre kadar farkında değilsin. Nedet abla. Beni öldürünce hapse gireceksin. Ben neredeyim be? Benim nerede yaşadığımı zannediyorsun ki? Daha saçlarım beyazlamadan dul kaldım ben. Senin yüzünden. Hem de nerede? İdris Koçovalı'nın evinde. Sen benim hayatımın ne olduğunu zannediyorsun? Benim bir erim vardı. İyi kötü saçımı okşardı. Artık yok. Ben ölene kadar bir odada tek başıma yaşayacağım. Biliyor musun? Aşıktım ben kocama. Hala öyle. Hapse girermişim. Ben neredeyim sanıyorsun ki? Nedet abla. Yapma. Bana bir tek sebep söyle. Neden yapmayacakmışım? Sen benim kocamı öldürdün. Ben niye seni öldürmeyeyim? Çünkü senin gözlerinde bir ışık var. Çakmak çakmak. Mavi mavi. İçindeki sancının gözüne yansıması o. Ben onun ne olduğunu çok iyi bilirim. İntikamını alınca o sancı geçer zannedersin. Geçmiyor be abla. Bak ben ilk intikamımı aldığımda 5 kişiyi birden indirdim. Etlerinden et koptu, bana mısın demedim. Sonra kaçtım. Belki peşimden gelen olur, takip eden olur diye. Kimse gelmedi. Bir gün böyle bir derenin kenarında kana kana su içiyorum. Suya bir baktım, suda bir yansıma var. Döndüm arkama baktım, hiç kimse yok. Tekrar suya döndüm. Meğer o yansıma benim yansımammış. Kendi yüzümü tanıyamamışım. O günden bugüne geldik. Kaç kere değişti benim yüzüm. Kaç kez değiştim ben. Abla, şimdi beni vuracaksın. Seni alıp bir yerde saklayacaklar. Sonra gün gelecek. Elbet aynada kendi suretinle karşılaşacaksın. Tanıyamazsın o yüzü. Korkarsın kendi suretinden. Yapma. Sen benim kocamı öldürdün. Benim kızım senin yüzünden ölüyordu. Ben ölüyordum. Öleyim umurumda bile değil. Ama bak, benim orada bir kınalı kuzum var. Tek başına kalacaktı. Senin gibi mi olmasını istiyorsun? Ne istedin bizden? Ne istedin bizden? Doğruyu söyleyeyim mi Nedet abla? Söyle. Ben sizi hiç düşünmedim. Sadece kendimi düşündüm. Alacağım intikamı düşündüm. Gelirim. Yarar geçerim. Arkama bile dönüp bakmam dedim. Öldürdüğüm kişi etten kemikten mi,
Sevdiklerim var, karısı mı var, çocukları mı var, babamın oğlu mu? Oturup düşünmedim bile. Ben seni görmeyecektim ki. Ama bak, şimdi karşımdasın. Abla, hani benim kınalı kuzum var diyorsun ya. Acar'dı değil mi adı? Acar. Bak şimdi iyi kötü bir düzeni var. Sen beni öldürünce Acar'a ne olacak? Kınalı kuzuna ne olacak abla? Hadi ver şunu Nedet abla. Ya ama ben ne anlatıyorum iki saattir Nedet abla ya? Tamam. Tamam, tamam. Bir şey demedik. Hanım! İndir silahı yoksa seni vururum. Medet, sakin ol. İndir dedim! Sakin dedim! Beni kadın vurmak zorunda bırakma! Vur ulan! Ya ben öleceğim, ya da sahibini öldüreceğim. Umurumda bile değil. Adamsan vur! Medet, indir şu silahını. Abi önce o indirsin! İndir dedim sana! İndir şu silahı! Bak, Nedet abla. Ya hayatında kaç kere ateş ettin sen? Kaç kere eline silah aldın? Ver şunu, kendine zarar vereceksin. Vay. Tamam, tamam. İyi misin? Tamam. Pardon. Sen beni kimin karısı zannediyorsun? Kahraman zamanında Nedret. Ben her zaman yanında olmayabilirim. Kendini ve çocukları korumak zorunda kalabilirsin demişti. İşte benim kocam böyle bir adamdı. Açın kapıyı. Anne biz yardımcı olalım, bırakalım nereye gideceksen. Salim çok konuşma. Kapıyı açın, gerisine karışmayın. Aç. Ben sana gel dedim mi? Sen bizim de anamızsın Sultan anne. Ben şimdi nasıl bırakayım seni tek başına? İdris babaya ne derim? En azından bekle bir haber vereyim. Yok oğlum, endişelenme. Tamam, ben şimdi gideceğim. Siz burada kalacaksınız. Tamam mı? Tamam. Kötü, 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 sakallı, 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 kötü, 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 yuvarlak, yuvarlak, sakallı adam, sakallı adam, kötü, 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 sakallı, çukurda, çukurda, kahraman abi, sakallı adam, çukurda, kötü, kötü, sakallı, burada, burada, burada. Sakin ol oğlum, Aliço. Ne bu halin lan? Otur bakalım önce. Hasan. Aliço'ya gazoz ver. İstemem, istemem, istemem. Gazoz istemem, istemem, istemem. Burada, 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 çukurda kötü adam. Burada, burada, çukurda. Abi, abi. Abi, Sultan annede bir tuhaflık var. Tek başına çıktı gitti. Telaştaydı. Nereye gitti oğlum? Bir şey söylemedi mi? Nedet abla, sıkacaksan sık. En fazla çilem biter, tamam mı? Ama dediğim gibi, sana yazık olacak. Çocuklarına yazık olacak. Sık! Ne yapacaksan yap, sık!
Sen... Bırakma beni! Bırakma beni! Dayan! Aç! 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 Aç sen oğlum kapıyı! Aç! Anne dayan! Anne dayan! Dayan anne! Gelme lan sen! Gelme! Sakallı sakallı adam. Kötü kötü. Vurdu vurdu kahraman abi. Burada burada. Çukurda çukurda. Burada çukurda amca çukurda. Tamam oğlum. Nerede gördün sen? Nasıl biriydi bu? Sakallı sakallı. Üç kişi üç kişi. Biri ince sakal, öbürü kalın sakallı. Kalın sakallı. Yuvarlak yuvarlak. Vurdu vurdu vurdu. Kahraman abiyi vurdu. Taş taş. Ben çukurda çukurda. Vurdu. Morty ne diyor bu ya? Sen bir şey anlıyor musun? Dur bakalım sözleriz. Aliço. Bak. Bu Kamil'in tipi nasıldı? Kalın sakallı olan. Yuvarlak gözler, gözler çekik çekik. Torba 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 torba. Uykusuz. Surat yok, surat yok, surat yok, surat yok. Sultan Ana vuruldu. Medet Sultan Ana'yı vurdu. Sultan Ana vuruldu. Var durumun medeti mi? Var durumun medeti mi? Ayık. Arıyorum ama artık kayıp. Bu okyanustayım. Saniyeler, kalbimin ritimleri bozuk, kötü haberlerin ben miyim nedeni? Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Sabahın karanlığında cebimden çıkan şu para. Yaklaş gözlerimde yaşam belirtisi ara. İllegal çarelerle gel yanıma. Terk edilmiş köpeklerden özgür değiliz dünyada. O zaman ver şişeyi. Dünyadan hızlı döndüm, gezegenler kusar seni. Elimde hiç olmayan nedenler var, çekil geri. Bak film çekilir gibi, bak film çekildi benim. Kulak versen onların sesine. Karamsarlık zannettiğin lanet, farkındalık neyse. Döndü ışıklarım kırmızıdan yeşile. Dinle sakın düşme dostum ışıkların peşine. Buyur baba. Celasun. Şu telefonunu bir aç oğlum. Barton'un resmi var mı sende? Var baba, ne oldu? Bir aç göster bana. Aliço. Bu muydu oğlum? Değil değil, bu değil, bu değil. Başka başka kötü adam, başka kötü adam. Üç kişi, üç kişiydi. Biri küçük küçük boylu, bu öbürü öbürü şişman şişman, yuvarlak yuvarlak. Vurdu, vurdu kahraman abi. Kötü, kötü, kötü. Baba! Medet Sultan Ana'yı vurdu. Ne? Saniyeler, kalbimin ritimleri bozuk, kötü haberlerin ben miyim nedeni? Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Sikik hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Sabahın karanlığında cebimden çıkan şu para. Yaklaş gözlerimde yaşam belirtisi ara. İllegal sahnelerle gel yanıma. Terk edilmiş köpeklerden özgür değiliz dünyada. O zaman ver şişeyi. Dünyadan hızlı döndüm, gezegenler kusar seni. Elimde hiç olmayan nedenler var, çekil geri. Bak film çekil.
rahatsız oldu Selim Bey. Bunu kim yaptı abi? Bunu kim yaptıysa hesabını soralım abi. Burada bekle sen. İçeri girmeyecekler. Nedir durum? Ameliyat aldılar baba. Çok kan kaybetmiş. Nasıl olmuş oğlum bu iş? Hiç bilmiyorum baba. Çocuklar bir sinirle evden çıktı dediler. Vartolun oradan bir silah sesi geldi. Fırladık gittik. Kanlar içinde yerde yatıyor. Medet'in elinde silah. Mekke. Önce yanbaşı bulun bana oğlum, tamam mı? Paşa, sen konuş. Anlat durumu. Hastaneye gelmeden bilsin, öğrensin yani. Gerekirse bir yerden alın bunu siz. Araba kullanmaz. Cenasun. Hangi ameliyathaneye almışlardı oğlum? Karnından girmiş. Omurlarına saplanmış. Sinir cerrahisinde alalım. Ben sadece kanamayı durdurdum şu an. Hayat tehlike atlatsın, sonrasına bakacağız. Sağ ol. Bize yardım ettin. Kadınlarımızı neden kurtardın? Hani sen sevdiklerine zarar verilince deliriyorsun ya. Hani seni sevdiklerine kimse zarar veremez ya. Benimki de öyle işte. Bir dakika. Ne diyorsun sen amir? Diyorum ki asıl benim sevdiklerime kimse zarar veremez. Sena. Ha bir de annem var tabi. Sena senin kardeşin mi? Polis Emrah mı? O mu yardım etti size? Ha.
Yani yardım demek çok doğru olmaz Sena. Bayağı kurtardı sizi. İnsan düşmanına durup dururken yardım etmez. Sadece de öyle değil mi? Adam polis sonuçta. Yani görevini yerine getirmiş. Niye altında bir şey arıyorsun ki? Hadi kardeşim yürüsene. Neyi bekliyorsun? Haydi haydi. Efendim Meke. Alo abi. Neredesin? Yoldayım, ne oldu? Neredesin abi? Yakınlarda mısın Çukur'a? Meke, ne olduğunu söyleyecek misin oğlum? Ne diyeyim? Ver telefonu, ver. Alo evlat. Yakınlardaysan bir kahveye uğrasana 5 dakika sen. Birisine bir şey olmuş. Belli sesinden paşa. Ne oldu? Neredesiniz siz? Ne oldu, ne oldu? Medet, ne yaptın oğlum ya? Abi vallahi birdenbire oldu. Dedi ya, bastın mı, basmadın mı? Ya ben onu bile hatırlamıyorum. Selamünaleyküm. İdris baba Medet'i istedi. Söyle ona. Kaza kurşunudur. Nedret delisi yüzünden oldu. Kazaysa korkacak bir şey yok. Yürü Medet, gidelim. Hayır diyorum. Ortalık daha çok sıcak. Sinirler gergin. Ortam yatışsın. Ben kendi ellerimle getireceğim Medet'i. İdris baba getir dedi. Ha. Anladım. Sen bizimle İdris Koçovalı'nın adamı olarak konuşuyorsun. Biz de zannettik ki bizim Celasun'umuz konuşuyor. Öyle oturduk dinliyoruz. Kafana sıktırtmadan çık git dışarı Celasun. Çek git! Eyvallah. O anahtarı da bırak. Kötü haber tez duyulur Medet. Haber gelince kaçacaksın. Çukura uğramadan kaçıp gideceksin buradan. Anladın? Anladın? Yamaç, evladım biz buradayız. Ne gerekiyorsa yaparız. Kuvartoluyu ne kadar daha tutacaksın bu mahallede abi? Kova attık. Savunumuz taşıyor abi. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
İstemiyoruz onu. İstemiyoruz artık. Babuna. Var mı gelişme? Kanamayı durdurdular oğlum. Bu iyi de kurşun içeride kalmış. Bu lanet nasıl bir yerde kaldıysa doktor ben çıkartamam diyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Ne olmuş? Ha sen biliyor musun? Karma karışık olan her şey. Tam öğrenemiyoruz da. Sevgilim. Sultan anne güçlüdür. Adam polis sonuçta. Var bunun altında bir bit yeniydi. Neyse ben bunları konuşmak istemiyorum. Geçti bitti zaten. Ne oldu Yamaç? Niye öyle bakıyorsun? İstifa nereden çıktı oğlum? Öyle gerekti anne. Ne yapayım? Yavrum sen demez miydin? Ben polis olmasaydım bitmiştim diye. O kadar önem verdiğin şeye ne olmuş? Göndereceklerdi beni. Benim burada kalmam lazım. Yine tayin yoksa. Neden? Ne var İstanbul'da? Sakın Sena deme bana. Ya alakası yok. Sıkıldım anne, sıkıldım. Yine gönderecekler beni bilmediğim, tanımadığım bir yere. Bir tane mecburiyet caddesi. Sıkıntıdan gez dolaş dur. Burası iyi. Burası başka, burası güzel. Seviyorum. Tamam. Gerekirse tekrar tayinini istersin. İzmir, Adana, Antalya başka yer mi yok? İstifa nereden çıktı? Anne, görev emrimi iptal ettiler. Ben istifa etmesem onlar alacaklardı zaten beni. Soruşturma açmışlar. Neden? Ne oldu? Emrah, cevap ver. Babam. Öldü. Ben dedim. O adamla uğraşma, onun yanı... Anne! Babam öldü, artık yok. Tamam, iyi bir adam olmayabilir. Bana babalık yapmamış da olabilir. Ama benim babam da hayattaki tek kökümdü. Artık yok, anladın mı? Benim o yüzden burada kalmam lazım. Kocaballarla yarım kalmış bir işim var. Eğer babanın ölümünü kocaballara bağlıyorsan... Aynen öyle yapıyorum. Bunun için de geçerli sebeplerim var. Yapma. İnan bana değmez oğlum. Yapma. Bırak da ona biz karar verelim anne. Tamam. Anladım. Babamı hiç sevmemişsin. Ama benim gibi canı yanan biri daha var. Kimmiş o? Peki, şimdi doğru mu anlamışım Bedri Bey? Her türlü eğlence mekanının güvenlik personeli bunu almak zorunda. Doğru mu? Aynen Nazım Bey. Özel güvenlik belgesi olmadan kimse çalışmamalı aslında. Yani diyorsunuz ki sıkı bir denetim yapılsa bütün bu çürük meyveler düşecek. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Bu listede o çürük meyvelerin tamamını bulacaksınız. Rahmetli babamın şirketini incelerken buldum ben de bunu.
aslında hali hazırda para kazanabileceğimiz bir alan. Bir sürü asıl eleman da duruyor. Yani o kadar eğitim vermişiz, belgelerini almışız falan. Ama Çukur denen bir yer var. Buradan gelme adamlar, ne eğitimleri var, ne belgeleri var. Kapılarda deli dumrul misali. Kim girecek, kim girmeyecek bu adamlar karar veriyor. Mekan sahipleri bile ses çıkaramıyor buna. Bir düzenleme getirilmesi lazım. Bu konuya özellikle eğiliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Lütfen. Lütfen. İyi günler. İyi günler. Herkes mekan sahibi olmak ister. Ama asıl önemli olan mekanın sahibi olmak değil, kapısının sahibi olmak. İdris Koçovalı da bunu çok iyi biliyor. Biz buradan iğneyi bir batıralım. Bakalım Çukur'dan nasıl bir ses çıkacak. Ne oldu Yamaç? Annem vuruldu sana. Yetmez mi? Bana neden? Sus. Sonra. Bırak da annemi düşüneyim biraz. Allah Allah. Selim, aç şu telefonunu ya. Hadi be Yamaç. Hadi be babamın oğlu, aç şunu. Ya açın şunu ya. Ah ulan Celasun. Bir sen vardın haber getiren. Alo, iyi günler. Bir hasta hakkında bilgi almak için aramıştım. Sultan anneye getirdiler bugün, Sultan Koçovalı. Durumu nasıl acaba? Evet, evet, yeğeniyim ben. Yapma ya. Peki tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Biz bıraksaydık? Hastaneye gideceğim. Biraz eşya bırakacağım. Bir şey değil yani. Siz bir kapıyı açıverin. Buradan ayrılmayın, değil mi? Ne olur ne olmaz. Abi bagajı açsana.
Sadiç. Hayırdır, nereye? Kimsenin yüzüne bakamıyorum artık. Gidiyorum ben. Halamın yanına. Sen de durma artık buralarda. Hele Sultan anne vurulduktan sonra. En doğrusunu yapıyorsun. Medet'in olayı olmasaydı ben de seninle gelirdim. Seni yanımda istediğimi kim söyledi? Vartolu Saadettin. Aslında sen en doğrusunu yaptın Muhittin. Vallahi. Bu işleri zamanında bırakarak. Ama senin altın bileziğin var kolunda. Bizim olaydı. Belki başka türlü olurdu. İdris baba. Bak biz dostuz. Acı söyleyeceğiz, kusura bakmak yok. Ve sende pazarcılığın vardı abi. Ama tercih etmedin. Senin hanım nerede şimdi Muhittin? Evde. Benimki yoğun bakımda. Sen mi doğru yapmışsın, ben mi? Abi herkes kendi hayatını yaşar. Bak ben Berber Muhittin'im, sen İdris babasın. Elim kolum bağlı be Muhittin. İdris baba olsan ne yazar, olmasan ne yazar? Kaderde ne varsa yaşıyorsun. Sen hiç düşünme onları. Oraya takılma abim. Biz ne gidiyoruz ya? Eyvallah. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ ol Aliço'm. Geçecek inşallah, geçecek. Anne iyi mi? Geçmiş oldu mu? Daha belli değil. Daha belli değil. Kurşun, kurşun çıkmış mı? Yok. Kurşunu çıkartamadılar. Hala orada. Kanamayı durdurmuşlar. Önce bir kurtaralım, Sultan anne ölmesin. Sonra bakarız demişler. Bakarız, bakarız. Celasun. Oğlum bizim sabahki işimiz yarım kaldı. Bu önemli. Çıkarsana şunu. Aliço. Bak bakalım oğlum. Senin kötü adam bu mu? Bu. Kötü. Bu. Burada. Çukurda kötü adam bu. Ah be Salih. Ah be oğlum, ben sana ne diyeyim ya? Baba bir problem yok değil mi? İşine bak la. Millet. Buyur abi. Mevzu şimdi anlaşıldı. Sultanı vuran da kahramanı vuran da aynı namussuz. Yani şu Medet var ya. O işte. Bu herif aylardır bizim mahallede yaşıyor. Ekmeğimizi yiyor, suyumuzu içiyor. Biz de nasıl adamlarmışız ki oturmuş izliyoruz. Yavaş la, yavaş. Sessiz, sakin. Şimdi inceden uzuyorsunuz. Benle gelecek olanlar benim dükkanın orada bekliyor, tamam mı? Tamam. Baba. Ne oluyor? Ya kalabalığı dağıtıyorum. Alo, kime diyorum abi ya? Oho, hastane oğlum bura. Hadi bakayım, evinize gidin la. Annen, ne alın beyler? Ambulans geliyor, hasta geliyor. Kalabalıktan geçemiyorlar.
Abi. Bir haber yok değil mi? Yok Medet, yok. Oturup bekleyeceğiz. Abi. Ben gidip teslim olsam mı bunlara? Saçma sapan konuşma Medet. Adamın asabını bozma. Benim yüzümden senin başın belaya girmesin diye dedim abi. Medet, senin yüzün benim yüzüm mü var ya? Söyle avukat, söyle. Fırtına duruldu mu Bartolu? Sen nereden biliyorsun lan? Selim mi söyledi? Yok. Selim telefonlarımı açmıyor. Ama senin yaptığın daha kötü. Hala küçümsüyorsun beni. Rahmetli babacığım Çukur'dan haber almak için sadece sizi kullanmıyordu. Ben de onun yöntemlerini izliyorum. Sana güzel bir teklifim var. Bir görüşelim istiyorum. Sana bir teklifine iki Nazımcığım. Hadi canım, hadi canım. Sen eskiden daha soğukkanlı bir adamdın. Yani biraz daha zorlasam iş adamı bile diyebilirdim. Şu anda evinde kaç kişi var bana bir söyler misin? Adamların derenin kahvelerinde pişpirik oynuyorlar. Ufak tefek haraç kesmeye de başlamışlar. E tabii ne yapsınlar? İş yok, güç yok. Bak, bana büyük bir iş geldi. Ama benim alanım değil, senin alanın. Yine de kabul ettim. Eski dostlar düşman olmaz. Sana yardım etmek benim boynumun borcu. Gel sana avans vereyim, malzeme vereyim. Hatta yer de ayarlayayım. Sen de en iyi bildiğin işe geri dön. Ya sen ne kadar iyi bir insansın ya. Vallahi gözlerim yaşarıyor ha. Ben sadece seni düşünüyorum Martolu. Ben senin ne istediğini çok iyi biliyorum. Eski nizama, düzene geri dönülsün istiyorsun. Ben koçavarlarla kapışayım. Sen de Çukur'u yavaş yavaş ele geçir istiyorsun. Öyle değil. Ben sana teklifimi yaptım. Hayatından memnunsan zaten reddedersin. Daha fazla konuşmanın manası yok. Hayır diyemedi. Ne diyor abi şerefsiz? Medet, sen burada kalıyorsun. Abi. Medet. Burada kalıyorsun. Dışarıya adımını atmıyorsun. Silah sesi duyarsan arkadan fırlıyorsun. Tamam. Harçlık isteyene. Harçlık. Şeker isteyene şeker. De. Daha bayram değil. Siz şimdi gidin. Bayramda yine gelirsiniz. Tamam mı çocuklar? Kes lan tatavayı şakacı. Kes lan tıraşı Muhittin. Ne istiyorsun? Söyle. Ne istediğimiz belli Bartolu. Ver Medet'i gidelim ya da verme biz alırız. Ah canım ya. Ne kaçakçılar ne mafyalar istedi de vermedim ben Medet'i. Her Medet istendiğinde verecek olsaydık şimdi burada ayakçılık yapıyor olurduk. Yok size Medet falan. Ha. Ama illa isterseniz üçün birini verebilirim. Kurşunum var. Bakalım 14 şanslı kişi kim? Hadi gel. Bartolu. Oğlum bak iş kötüye gidiyor. Ver Medet'i gidelim.
ne olduğunu söylemeyecek misin? Peki millet nerede? Abi bir problem yok. Herkes Vartolu'nun evine gidip kapısına dayanma peşinde. Ama babam konuştu, bir problem yok yani. Herkes dağıldı ondan sonra zaten. Baban konuştu. Muhittin abi Vartolu'ya gitmeyin mi dedi. Camına mermi sıkan adam. Efendim Salim? Abi yukarıda bir şeyler oluyor. Vartolu'nun mekanda. Gürültü var. Tabii ki oluyor. Tabii ki oluyor. Yürü Meke, yürü. On dört tane mermim var. 14 tanenizi vururum. Attığımı da indiririm. Onu da bil Muhittin abi. Öyle ya da böyle. Biz medeti alacağız oğlum. İstersen bazukayla gel la, bizim elimiz armut mu topluyor? Ne istedin? Medet, gir içeri. Abi geç içeri, tamam bitti. Lan ne bitti, gir içeri. Abi, bitti diyorum, bitti. Neyini anlamıyorsun? Ben gideceğim, sen kalacaksın, o kadar. Medet, seni bugüne kadar hiç dövmedim. Ağzını yüzünü dönerim senin. Dilerim senin. Girmiyorum. Bir hata yaptık. Cezasını ödeyeceğiz. Tamam. Aha geldim. Abime dokunmayacaksınız. Bana ne yaparsanız yapın. Lan! Ayaklarına sıktım. Bir dahakine kafalarına sıkarım. Gidin lan buradan. Polis yok mu lan? Valiye tecavüz ediyorlar. Sıkarım lan kafasına. Sıkarım. Abi ne yapıyorsun abi? Sus bak, şaşırdılar. Öfalandılar. Çıkarma sesini. Ne yapıyorsunuz siz? Ben sizden böyle bir şey istedim mi? İstedim mi? Çık geri, çık geri. Yamaç. Bu kahramanı vurdu. Sultanı vurdu. Selim'i vurdu. Daha ne bekliyorsun oğlum? Bu herifler buradan gidecek Yamaç. Bu herifler... Sen hala konuşuyor musun? Berber Muhittin. Ne güzel ya. Ne güzel. Tamam. Al. Hem orada. Mahalle de orada. Madem kararları sen veriyorsun. Buyur. Mahalle senin. Dağılın böyle. Hayır. İlgilenin arkadaşlarınızla da. Gel ulan! Gir içeri. Nedret Hanım abiyi vurmaya kalktı. Ben elinden silahı almaya kalkarken Sultan Hanım'ın geldiğini görmedim. Bilerek yapmadım.
Ben bir kadına elimi bile kaldırmam. Bırak kurşun atmayı. Affeder misin bilmem ama çok pişmanım. Onu bil. Hızır gibi yetiştin. Sağ ol babamın oğlu. Bu sonlu. Artık ben bile kurtaramam seni. Aklın varsa git. Bir daha da geri dönme. Nedet yenge devirip gelmese bunların hiçbiri olmayacaktı. Bunları mı konuşacağız şimdi? Ben de anlatayım. En başından başlayayım. Baykal'a kadar gidelim. İstemezsin. O yüzden sus. Dediğimi yap. Dinle sözümü, git. Ben de anamın yanına gideyim. Başında durayım ona. Hı? Git Vartolu. Çukur seni istemiyor. Medet, arabaya. Arabaya. Ben daha da eskiye hiç gitmeyeyim. Sen de onu dinlemek istemezsin Yamaç. Tamam. Gidiyoruz. Ama gün gelecek, Çukur bana yalvaracak. Geri dön diye. Bu da benim şimdilik son sözüm olsun. Koptu. Neredeydin bu oğlum? Yemeğe de gelmedin, merak ettim. Konuşamadık doğru dürüst. İyi misin sen? Bir derdin tasan var mı? Bir şey lazım mı? Bir şey mi oldu? Bir şey olmuş. Sultan anne vuruldu. Hastanede. Eyvahlar olsun. Nasıl durumu peki? Belli değil. Yapma be. Yapabileceğimiz bir şey var mı peki? Yok anne. Doktorlar uğraşıyor zaten. Sen ne diye duruyorsun o zaman bu saatte? Geri dön. İhtiyaç olur. Edris baba gönderdi. Çok üzgün. İstemiyor öyle başında birileri dursun. Hiç anlatmadın. Geldi buraya. Sonrası... Ne konuştunuz, ne oldu? Sen takılma bunlara. Hadi git yat uyu. Şunu da unutma. Ben iyiyim.
Allah'ıma şükürler olsun. Ne dediyse, ne söylediyse. Sen bana lazımsın oğlum. Sen bize lazımsın. Sen bu evin direğisin. Sen de gitme bir yerlere, olur mu? Şekerim, yürü. Seninle konuşacaklarımız var biraz. Gel kız. Bir gelişme var mı? Bir şey dedi mi doktorlar? Yok kız. Bildiğin gibi. Öyle bekliyoruz işte. Sultan anne bu hayatta tanıdığım en güçlü kadınlardan biri. Merak etmeyin. Atlatacaktır. Biliyorum kızım, biliyorum. Haklısın. Kolay kolay teslim olmaz sultan. Öyledir. Ne oldu size? Yavaş. Bir sıkıntı mı var? Bilmiyorum. Yani defalarca sordum, cevap vermedi. Neye kızdığını bilsem haklısın ya da haksızsın diyeceğim ama onu bile yapamıyorum. Söylemiyorsa kızgınlığından değildir. Kızgın olsa söylerdi. Ağzıyla söylemezse gözüyle söyler, eliyle söyler. Bir şekilde söylerdi. Kızgınlık değil o. Ben biliyorum onu. Bir şeye kırgın. İçine atıyor. Konuşmaz böyle zamanlarda. Kapatır kendini. Bir odaya. Oda bulamazsa kendi içine. Size de bir şey anlatmadı değil mi? Yok kızım. Bilsem söylerim, saklamam senden. Ben de saadete kırıldım. Annesi burada ölümece birleşiyor. Gelmesini geçtim. Bir kez bile aramaz mı ya insan? Nasıl diye. Bu hikaye çok uzun. Çok acılı. Şimdi bilmem kafanız alır mı? Alır kızım, niye almasın? Anlat sen. Yapacak bir şeyimiz yok zaten. Bekliyoruz işte çaresiz. Anlat. Aslında seni... Öldürmem lazım! Birincisi, elim acıyor sana vurmaktan. O yüzden. İkincisi... Babam senin yüzünden öldü, sen hala hayattasın lan! Ha? Niye? Niye? Çünkü ben öyle istiyorum diye. Anladın mı? Şimdi her şeyi bana tek tek anlatacaksın. Anlatacaksın mı koruma?
Anlatacağım lan, bana bak! Nazım'dan başla. Ne suçu ne günahı vardı. Her şeyden habersiz. Ama dinlemediler bile. O kadar kızgınlardı ki. Gelmemişse korkusundan gelmemiştir. Bir de sizin öğrendiğinizi düşündüyse. Dur. Salim. Durumlar nasıl oğlum? Sakin baba, eğer bir emrin varsa. Saadet kızımızı alıp getireceksin buraya, tamam mı? Gelmek istemezse baba çağırıyor diyeceksin. Bir yanlış anlaşılma var herhalde baba, ben bilemedim. Ne oldu ki? Abla hastaneye eşya götürüyorum diye çıktı bavulla. Götürelim dedik, gerek yok dedi. Gelmedin mi baba? Nasıl ya? Alo. Baba. Saadet. Kızım. Nasılsın? İyiyim baba. Halamın yanına geldim. İyi kızım, tamam. Kal sen orada birkaç gün. Hasret giderirsin. Halini ahvalini haberdar et ama bana. Bir ihtiyacın falan olduğunda mutlaka ara. Tamam mı kızım? Halana da çok selam söyle. Baş üstüne. Baba. Öperim ellerinden. Ben de senin gözlerini öperim. Güzel kızım ben. Hadi. Ah benim talihsiz kızım bak. Halasına gitmiş. Bana oğlundan vazgeç diyorlar. Vazgeçebiliyor muyum? Bana da sevdiğinden vazgeç diyorlar. Nasıl vazgeçsin? Ama onunla da yapamıyor işte. Benimki gibi. Ne affedebiliyor, ne vazgeçebiliyor. Arafta yani. Mosmor olmuş anasını satayım ya. Al şunu. Oh be abi. Ne yapıyorsun Medet? Yiyeceğim. Yiyeceğim. Ben onu sana ye diye mi aldım? Kremini bırak, aysını kullan, aysını. Anlamıyorum abi. Oğlum buz niyetine kafana koy diye aldım. Kafana koy şunu. Havla vela kuvvet ya. Bunu da al Medetciğim. Öbür tarafa koy. Allah Allah, sekti mi acaba? Ha, herhalde sekti. Bak orası da gitmiş. Koy koy. Biraz yukarı. Ha, oldu mu şimdi çift boynuzlu? Gördün mü Tatyana'yı? Gördün mü Fulya'yı? Ya abi bu halde bile gülünecek bir şey buluyorsun ya. Güleceğiz tabi lan. Ölelim mi? Bir daha sesini yükseltme bana. Sesini yükseltme. Abi burası tamam. Öde Medet. Abi. Bende para yok.
Kardeş bizim yanımızda nakit yok. Ne yapacağız? Abi kredi kartı da olur. Kredi kartımız hiç olmadı. Biz istemiyoruz kredi kartı. Ne yapacağız abi o zaman? Bekle hele bekle. Dur ulan dur korkma manyak. Bak. Bu bir araba fiyatındadır ha. Bunu al. Ama iyi sakla. Hatıradır. Bundan sonuncu kaldı. Tamam mı? Benim çocuklardan biri gelir. Sana parayı getirir. Silahı geri alır. Tamam. Hadi sağ olasın. Ne oldu Medet? Ya abi gitti silah. Ne yapalım oğlum? İlk kez mi parasız kalıyoruz? Hadi bin arabaya. Bin şu kafandakini de sil. Bin arabaya. Bin. Ulan düştüğümüz hale bak ya. Alo, Nazım Bey, neredesin? Arkadaşım kolay gelsin. Belgelerinizi kontrol etmemiz gerekiyor. Patrona söylesene, belgeleri kontrol edeceklermiş. Size de mi aynı mesele? Sertifika mertifika istediler abi. Bizde yok, sizde var mı? Yok abicim, ne arasın? Ne yapacağız şimdi böyle? Sertifika olmadan memurlar çalışamazsınız dedi. Mahalleye döneceğiz önce bir. Yamaç abi bilir bu işin sonunu. 20'den fazla iş yerine denetim yaptık Nazım Bey. Özel güvenlik belgesi olmayan eleman çalıştırdıkları için ceza kesildi. Elemanlar da gönderildi. İlginize çok teşekkür ederim Bedri Bey. Biz sadece her şey kayıt altında olsun istiyoruz. En nihayetinde bu adamlar vergi falan vermiyorlar. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Nazım Bey. Vartalı kapıda. Alayım mı içeri? Biraz bekletelim Saadettin Bey. Hemen getirebileceğimiz nakdimiz var mı yakınlarda? Var Nazım Bey. Birini gönder, 200-300 ne kadar bulabilirse getirsin. Peki efendim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra. Bir delilik yapmasa bari. Kim öldü anne? O nasıl söz Sena? Bilmem. Yani beni aradığına göre ya kıyamet kopmuştur ya da biri ölmüştür dedim. Saçmalıyorsun şu anda. Seni aramam için bir nedene mi ihtiyaç var? Peki anne, neyse. Nasılsın? İyi değilim. Hastanedeyim. Sultan anne vuruldu. Kim? Kim yapmış? Emrah değil, değil mi? Emrah niye vursun Sultan anneyi? Ne bileyim ben, başında bir sürü dert var çocuğun. Psikolojisi de bozuk. Neyse, saçmalıyorum ben. Anne bak, eğer bir şey biliyorsan... Ben ne dediğimin farkında mıyım Sena? Senin şu ailen yüzünden başıma gelmedik kalmadı son zamanlarda.
Kapat telefonu anne. Kapat telefonu. Hoş geldin Vartolu. Yalnız bizi daha ilk günden bu kadar bekleteceksen... ...seninle iş yapmamız biraz zor Nazım Bey. Meşguldüm Vartolu. Kusura bakmayacaksın. Sadece senin işinle uğraşmıyoruz burada. Ne istemiştin? Ne isteyeceğim? Teklifin hala geçerli mi? Onu soracaktım. Geçerli. Ama koşullar değişti. Koşullar değişti derken? İlk teslimatı bir hafta içinde yapman gerekiyor. Bir ton. İyi tamam. Neyse ha. Nakit çıkabilecek misin? Hazır. Hatta sen uğraşma diye mekanı bile hazırladım. İhtiyacın olan her şey içeride. Yeter ki bana bir hafta içinde teslimatını yap. Anladık, tamam. Vartolu, unutma. Bir hafta. Anladık küçük beyefendimiz. One week, bir hafta. Okey, tamam. Ne yaptıysam söyleyeceksin. İster bağır, ister delir. Ama konuş. Neden bana yalan söyledin? Geldiğini ilk öğrendiğimde sana koştum bana yardım et demek için. Ne durdurdu seni? Allah aşkına. Bu adam benim abim. Bu kadar. Üvey abim. Üvey müvey. Bu adam benim akrabam. Bu adam benim hayatımda. Bu adam çukura saldırıyor. Bu adam neden çukura saldırıyor? Benim onu öğrenmem lazım. Öğrenebildin mi bari? Söyledi mi? Eğer benim yüzümdense. Neden senin yüzünden olsun? Söyleyecektin. Anlatacaktın. Yamaç, bana yardım et. Bu kadar basitti. Ondan değil. Senden duyacaktım. Senden duyacaktım. Eşimden. Sevdiğim kadından. Ondan değil. Acelesi var mıydı abim? Acelesi var mıydı ne medet? Görmüyor musun küçük beyefendimizi? Bir haftanız var diyor. Ben onun adabına, sıfatına, suratına tüküreyim. Ya abi onun için demedim. Sen bana bırak ben hallederim diye dedim. Sen halledersin de medet ben de yapayım. Böyle boş boş oturayım mı? Oturma tabii abim. Git. Git mi? Nereye git?
Ne beden, nereye gideyim? Ya abim, bir günlüğüne izin al Vartolu olmaktan. Bir günlüğüne de olsa mutlu ol be abim. Biz çilemizi her zaman çekeriz. Bir yere gittiğimiz yok ne de olsa. Nasıl buldun beni? 34 TCP 90. Bindiğin taksinin plakası. İnsan sorunca buluyor bir şekil. Niye geldin? Seni bir yere götürmeye geldim sadece. Ben Çukur'a dönmeyeceğim. Çukur? Ben öyle bir yer bilmiyorum. Bartol Saadettin diye biri var biliyor musun? Çok canımı yaktı. Adını duymuşluğum var. Canı cehenneme. Canı cehennem. Sadece. Hadi gel benimle. Seni bir yere götüreceğim. Çok yakın. Eğer istemezsen 10 dakikaya geri getiririm. Sana dedim yakın diye. Gel. Salih bir şey soracağım. Benim hiç mi değerim yok gözünde? Aşk olsun Salih. O nasıl söz? Benim senden başka kimim var ki? Kapa gözünü. Erbaa gittin mi hiç? Mecuk gittim. Güzel bir yer. Yemyeşil. Bir baraj gölü var. Ağaçlar. İnsanın yaşayası gelir, güzel bir yer. Tamam. Şimdi orada, ağaçların arasında, tam gölün kıyısında bir ev düşün. Ufacık bir ev. Mutfağında kuzinesi yanıyor. Üstünde çaydanlık, fokur fokur. Dışarıda kar yağıyor. Ben börek açıyorum sana. Sen gazete okuyorsun. Erbaa'nın gazetesi. İlçemize yeni atanan Türkçe öğretmeni Salih Elbacı. Eşiyle birlikte. Eşiyle birlikte. Kapa gözünü. Ben dönmeyeceğim. Sen de kalmayacaksın. Yani bu bir rüya. Ama olsun. Bizim de mutlu olmaya hakkımız var değil mi? Ecik var.
Ne oluyor beyler yine? Açalım bakayım bir. Vallahi bravo sana İmmi ya. Ne işin var senin bu halde? İyiyim. İyiyim ben ya. Çocukları dinliyorum o kadar. Ya arasaydın bana söyleseydin. İyileşti mi ki o bacak? Daha önemli meseleler var şimdi. Çocuklar anlatın. Dinlesin Yamaç abiniz de. Abi özel güvenlik belgesi diye bir alt var. Biz bunu biliyorduk da hiç denetim yemediğimiz için daha önce gerek yok diyerek. Bu gece mi oldu kardeşim? Bu gece olmuş bu gece. Bir anda denetime başlamış arkadaşlar. Çukur'un koruduğu en az 20 mekan. Daha da arkası gelir diye korkuyorum. Şaşırma oğlum. İlla biri tavuğumuza kış diyecekti. De esas mesele şu. O kim? Sen ne yapıyorsun burada? Uyku tutmadı. Seni tuttu mu diye bir bakmaya geldim de. Senin de durumun iyi değil. Kabuslar, rüyalar falan. İyi başladın Nazım, iyi başladın da. Dikkatsizsin. Bir süredir bir koruman yok. Hatta birkaç saattir yok. Ve sen bunun farkında bile değilsin. Ne istiyorsun? Cevap. Cevaplar. Bu saatte mi? Sabah bekleyemez mi? Yok. Bekleyemez. Ahiret sorularının cevapları bunlar. Eğer doğru söylemediğine karar verirsem sabaha göremeyeceksin. Babamı niye harcadın? Babamızı. Senin de babandı. Ben bir şey yapmadım. Kendi kendini yok etti o. Başta akıllıca bir oyun kurdu. Maşalarını kullanıp kimliğini gizleyerek Çukur'u ele geçirecekti. Ama işler planladığı gibi gitmeyince sertleşmeye başladı. Dikkatsizce davranmaya başladı. Defalarca konuştum. Kimliği ifşa olduktan sonra zaten iyice kontrolü kaybetti. Biliyor musun? Beni bir çatışmanın ortasında sebepsiz yere bıraktı. Çekti gitti. Ölüyordum. Sana hiç böyle bir şey yaptı mı? Hı? Tabii. Paspas oldum ben çünkü. Harcanabilir olan. Seni hep cebinde tuttu. Hepimiz onun oyununda birer piyonduk sadece. O gece beni onca silahlı adamın arasında bırakıp gittiği o ana kadar ona hep inandım. Beni oğlu olarak görecek diye hep inandım. Ama o gün bitti. Birlikte büyüdün. Sen de bilirsin onun içindeki o babadan çok acımasız adamı. Aya dur dur dur. Ata ata. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ay.
Çekme ellerini. Çekme ellerini. Ben sana çek dedim mi? Ha? Bak, bir şeyi ya mükemmel yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. Bak anneciğine. Başaramadı, kaçtı. Sen de mi kaçacaksın? Bir şeyi ya yap ya da yapma. Piyano çalmak istiyor musun? O zaman mükemmel çalacaksın. Tekrar. Acıya takılma, acıya takılma. Eğer acıya takılırsan başaramazsın. Bak gözlerime, bak gözlerime. Hadi, çal. Gözlerime bak, konsantre ol, konsantre ol. Çal şimdi. Aferin Emrah. Gözlerime bak, gözlerime bak. Aferin, aferin oğlum. Ne zaman buldu seni? Kaç yıl sonra? Sen bir şey olduktan sonra değil mi? Başarılı polis. Gözü kara, manyak. Ondan sonra buldu. Eminim öyle olmuştur. Canım oğlum, ben seni hep sevdim, hep izledim ama şimdi çıkıyorum karşına. Çünkü tam istediğim gibi, kullanabileceğim gibi bir adam oldun. Gel seni de tahtamdaki piyonlardan biri yapayım. İleri geri, sağa sola, kendi istediği gibi. Ya şunu düşün. Biz seninle kardeşiz değil mi? Ne zamandır? Yani nereden baksan en az 20 yılı var. Sen beni bilmiyorsun, ben seni bilmiyorum. Neden? Çünkü işine gelmiyordu. Ancak işine geldiğinde tanıştırdı bizi. Çünkü ikimize de ihtiyacı vardı. Öldürmen gerekmiyordu. Hı? Yaşasaydı ona söylerdin. Ölmen gerekmiyordu baba. Biraz olsun kendinden başka birini düşünseydi şu anda hayattaydın. Biz de oğulların olarak yanındaydık. Sen bizi sev diye yırttık ama sen kendinden başka kimseyi sevmedin derdin. Çukur'un kadınlarını kurtarmaya gittiğini öğrense, kendi elleriyle öldürürdü seni. Ki, canım kardeşim, ben babamı korumaya devam etseydim, o kadınların hepsi ölmüş olurdu. İçlerinde benim için değerli biri var demiştin diye söylüyorum. Yine de koruyabilirdin. Ya ben onu ateşin içinden aldım, o beni ateşin içinde bıraktı gitti. Sana da yapacak tanrısının nesini anlamıyorsun? Çek vur. Vur ne yapacaksan yap işte savunmasızım. Ama şunu unutma. Eğer intikam istiyorsan o ben değilim. Yamaç, Bartolo, Selim, İdris, Koçovalılar. Sen de biliyorsun. O eski Baykal Bey olsaydı Koçovalılar ona dokunamazdı. Kendi sonunu kendi hazırladı. Nedir son durum? Hangi durum? Meslek yani. Biliyorsun işte. Güzel. Çok güzel. Başka bir açıdan bakmayı dene. İstediğini yapmakta özgürsün artık. Seni bağlayan, engelleyen hiçbir şey yok. Harcayamayacağın kadar çok paran da var. Benim param değil. Senin de değil. Güzel. Tamam o zaman. Parayı fakirlere dağıtalım. Sonra da dağılalım. Zaten beyefendi de böyle olmasını isterdi değil mi? Birlikte çalışıp intikamını almak yerine bir takım neydi belirsiz insanlara milyonlarca doları dağıtmamızı yani. Evet doğru duydun. Babamın ölümüne engel olamamış olabilirim. Ama bu intikamını almayacağım anlamına gelmez. Tut.
Ben tutmam, sen tut. Lan her seferinde bana tutturuyorsun, tut. Recep tutsun. Tutar benim aslanım. Bak, bak adam. Bekle, bekle dur. Efendim baba? Celasun, ne yapıyorsun oğlum? Evdeyim baba, senden haber bekliyordum. Burada yapacak bir şey yok oğlum. Sen bizim eve bir gitsene. Yanlarında kimse yok. Bir ihtiyaçları falan var mı sorarsın. Tamam baba, tamam hemen. İdris baba, bir eve uğrayıver diyor, kimse yokmuş yanlarında. Bekle 5 dakika. Bekir oğlum hadi çabuk bitirin şu kahvaltınızı, hadi. Anne ne oluyor? Ben de geliyorum. Hayır, hiçbir şey yapamazsam 2 lokma bir şey hazırlarım. Günaydın. Günaydın. Bana anahtar yaptır da bir şeyler alayım. Bunları bulabildim bir tek. Evde kahvaltı yapmıyorum ki zaten anne, işe giderken. Ne yapacaksın? Ne var aklında? Dün gece gelmeyince çok merak ettim seni. İşim vardı. Geç geldim gece. Baktım uyuyordun. Dokunmadım. Neredeydin diye soracağım, kızacaksın. Koskoca adamsın tabii. Bana hesap vermek zorunda değilsin. Kardeşimin yanındaydım. Sena. Peki sen bu çocuğa ne kadar güveniyorsun? Birlikte iş yapacak kadar. Babamın özel bir güvenlik şirketi varmış. Gel birlikte orada çalışalım dedi. Ben de tamam dedim. Neden? Nereden? Yani ne çıkarı var bundan? Bir çıkarı mı olması lazım anne? Herkesin herkesten bir çıkarı vardır oğlum. Sadece anneler ve çocuklarının yoktur. Analar ve evlatlıklarının peki? Özür dilerim. Öyle demek istemedim. Sen birini mi bekliyordun? Yok. Ne söyledin sen Yamaç'a? Ha? Ne anlattın? Vay. Harika ya. Ben de yalnız kaldın diye endişeleniyordum. Sen soluğu hemen oğlunun yanına almışsın. Ne oluyor Sena sabah sabah? Onu oğluna sor. Saçmalama. Kendisi sordu bana. Niye kurtardın Sena'yı dedi. Ben de kardeşim dedim. Demese miydim? Demeseydin. Kardeşin değilim ben senin. Kardeşler birbirinin yanında durur, destek olur. Ya sen hayatında bir kere benim yanımda durdun mu? Durmadın. Canımı okudun onun yerine. Yalan mı? Deden gönderdi bir şeye. Çok geçmiş olsun kızım, yardıma geldik. Saadet mutfakta mı? Yok, gitti Saadet abla. Nasıl gitti? Aman neyse ne, yemeğiniz var mı? Yaptınız mı bir şeyler? Gelin çocuklar. Kardeşin var değil mi senin? Hı hı. Nerede o? Aşağıda oynuyor tek başına. Ha, var mı haberi? Yok, o üzülmesin diye söylemedik. Annem de pek iyi değil zaten, onu da bilmiyor. İyi yapmışsınız. Ben oğlanları getirdim Yaren'i kesti kardeşine diye. Nerede bahçede? Şu hemen aşağıda donsunlar, görürler. Ha. Bak oğlum, bak duyunca kardeşin de al. Git oradaki arkadaşla oynayın bir güzel, tamam mı? Acar da değil mi adı? Evet, Acar. Ha bak Acar. Sakın kavga etmek yok ha. Bir şey söylerse de siz cevap vermeyin. Çok üzgün şimdi Acar, tamam mı oğlum? Hadi, hadi oğlum. Neredeydi sizin mutfak? Şurada hemen. Sen bir de bana malzemeleri gösteriver kızım ben. Hemen bir mercimek çorbası yapayım anacığına. Yemek de bırakırım. Deden gönderdi. Annemle geleceğim deyince. Akşam.
Kızım var, bana malzemeleri gösteriver. Baba. Durumu stabil hale geldi. Bir an önce ameliyat almamız lazım. Kurşun sinirlere baskı yapıyor. Bizim yapabileceğimiz bir ameliyat değil. Bu tip ameliyatlar için büyük başarı sağlayan bir cihaz var. Onunla yapılması lazım. O cihaz da burada değil, doğru mu? Getirtelim. Nereden geliyorsa. Ne gerekiyorsa yapalım. Öyle bir cihaz değil İdris Bey. Neredeyse bir oda büyüklüğünde. Sultan Hanım'ı götürmemiz gerekecek. Dayanabilecek mi peki? Yani yolda başına bir şey gelirse? Elimizden geleni yapacağız. Ama gene de kesin konuşamıyorsunuz. Böyle şey olur mu ya? Bunu yapan bir insan eli vardır mutlaka. Onu bulalım. Onu buraya getirelim. Bir hoca var ama... onu da zor yani. Bize zor yoktur doktor bey. Sen bize hocamın telefonunu, ismini söyle. Biz hallederiz. Yaz onu. Söyle hocam. Top oynayalım mı? Oynayamayız ki üç kişiyiz. Doğru. Bu araba benim olsun mu? Ya yok. Acarın o. Al senin olsun. Celsun abi sizin abiniz mi? Evet. Senin abin var mı? Benim ablam var. Bir de annem. Bizim de o kadar. Baba? Benim de. Kapıda görünce yalanım yok, korktum. Neden? Son zamanda kız kaçıran gibiydin Celesun. Sen daha iyi biliyorsun bunu. Anlatacağım her şeyi. Biraz müsaade et, ben de yine alışıyorum. Affettin mi beni? Karaca affettim asıl. Beni geç. Sen kendini affettin mi peki? Ne yaptıysam sevdiğimden. Akşın! Kızım bir bakıver, annenin odası neredeydi? Yukarıda. Adettendir diye çaldım. Gelme desen de gireceğim çünkü belli. Ben Celasun'un annesiyim Hatice. Sultan Hanım'a olanları duyunca dayanamadım, geldim. Sana da mercimek çorbası yaptım. Yememişsin bir şey. Yemeyeceğim. Ha. Sen bilirsin. Ama meşhurdur benim çorbam. Yemeyen pişman olur. Akşama da fırın köfte yapar bırakırım, patatesli. Çocuklar sever. Sen benim ne halde olduğumu görmüyor musun? Görüyorum, görmez olur muyum? Celasun anlattı bütün olanları. Bunca zaman kocanın intikamı alınsın diye beklemişsin. İçin kararmış. Neye yaradı? Bu dünyaya bir kez geliyoruz. Vur patlasın, çal oynasın demiyorum ki. Kadınız biz. Öyle bir hakkımız mı var? Hoş olsa ne fayda? Anayız çünkü sonunda.
Baba gitse de sen yuvayı kurmuşsun bir kere. Çocuklar senin ağzına bakar. Ne yapacaksın? Böyle katılıp kalacak mısın? Bilmediğin şeyler hakkında konuşuyorsun. Nereden biliyorsun bilmediğimi? O Vartolu denen halt yiyen bir tek senin kocanı mı öldürdü sanıyorsun? Soğutma çorbanı. Bak yemeyen bin pişman. Söyleme deme sonra. Nereden kiralamak istiyoruz? Taksim. Ne zaman? Yarın. Saat 8. Oo Ender Bey. Gözlerimiz sizi aradı. Nerelerdeydiniz? Nazım Bey kusura bakmayın. Emrah'ın arabası çok dikkat çekiyor. Ona geçici bir araba ayarlıyorum. Ben hallederdim efendim. Sen burada mıydın sevgili Ender? Bu uygulamanın en güzel yanı ne biliyor musun? Sen nerede, ne zaman, hangi aracı kiralamak istediğini yazıyorsun. O sana karşılaştırıp en iyi seçenekleri sunuyor. Keşke bunun kişisel korumalar için olanı da olsa. Ne istiyorum? Kardeşim tarafından kaçırılmayacak kadar dikkatli birini. Ne zaman istiyorum? Hemen. Bir daha olmayacak Nazım Bey. Bir daha olursa buraya dönme zaten. Tamamdır. Emrah Bey'in arabasını kiraladık. Hazır güvenlik şirketi kuruyoruz. Acaba biz de böyle bir uygulama mı geliştirsek? Ne dersin? Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inanlar bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Değerli arkadaşlar, hocamızın acil bir ameliyatı çıktı. Yarın konuşmasına kaldığı yerden devam edecek. Katılmaya karar verenlerin bütün masrafları karşılanacak. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Eğer seninki ayazsa, inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme bu da sorun değil. Çukurdayız baba eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam. Şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı, inanlar bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz. Elimde kan, gözümde yaş. Ben yoruldum, gelip de çöz. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz. Elimde kan,
yaş sarmış yıktım, gelip de çöz. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan her bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Dur bakalım. Buluruz elbet ya, dur. Sen nerede oturuyorsun? Yok, bilmiyorum ama. Bulurum ben, bulurum. Tamam hadi. Ne oldu baba? Uzun hikaye oğlum. Kısası saadet. Refleks söyledim. İnsan bir ses eder kız. Ödümü kapardım. Evet. Papapapam. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Evet. Bak. Şundan mutlaka al hemen. Rahmetli annem yapardı ondan. Bilmiyorum acaba ben becerebildim mi? Günaydınlar. Günaydın. Bir şeye benzemiş mi? Eline sağlık diyeceğim de hep bana dendiği için. Deme sen bir şey, deme hadi yumul. Sıcak, yavaşça sıcak. Çok uzun bir süre kurtulamadım. Yakınımda, çevremde olmasa bile öyle bir işlemiş ki beni. Bana niye anlatmadın peki? Bilmem. Utandım belki de. Bu benim zayıflığım. Benim beceriksizliğim. Kim hayatının kontrolünü başka birine verir ki? Beni öyle bilme istedim. Sen olmasaydın belki de hiç kurtulamayacaktım ondan. Sen benim her şeyimsin. Başıma gelen en güzel şeysin sen. Ne olur kızma bana. Kırılma. Tamam.
Celal, ne oldu oğlum? Var mı bir haber? Yok baba, arıyorum ama bir iz yok. Komşulara sormaya başlayacağım şimdi. Hala ne dedi? Üzgün müymüş? Gerçi yapmaz öyle bir şey de. Benim kızım ya. Düşünmez bile böyle bir şey. Vallahi sen daha iyisini bilirsin. Ama hiçbir şey anlamadan çıkmış baba. Benim de aklıma aynı şey geldi. Yakında hastane var mı Celal? Sen istersen orayı bir soruştur oğlum. Ben de geliyorum. Haber alırsan hemen ara beni. Tamam mı? Sen nasıl dersen. Saadet? Saadet mi? Bulamıyoruz. Halasına gitmiş. Ondan sonra haber yok. Ben burada bir işe yaramıyorum Cihangir. Aklım orada, gideyim ben. Ameliyat bitmeden dönmüş olurum. Tamam? Tamam. Dalga geçiyor değil mi? Gitmiyor gerçekten. Karısı burada Ecel'le boğuşurken. O yüzden gidiyor zaten. Elinden bir şey gelmediği için. Eli kolu bağlı oturamadığı için. Çalarım yar, canım iste canım bile sana kurban yar. Dağlar taşlar uçan kuşlar senin olsun yar. Deniz derya gökler hep yerinde dursun yar. Gönlüm senden bir şey ister nasıl desen yar. Saçlarına yıldızlardan taç yapayım yar. Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar. Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar. Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar. Saçlarına ayağına serileyim yar. Sürme olup gözlerine sürüleyim yar. Canım iste canım bile sana kurban yar. Anla beni, bulla beni, al boynuna yar. Gözüm senden başka seni görmez oldu yar. Gönlüm senden bir şey. İsterseniz götürüp inceleyebilirsiniz sevgili meslektaşım. Gerek yok Nazım Bey. Nizami her şey. Ben sadece başka bir şey anlamaya çalışıyorum. Bunu niye yapıyorsunuz? Yani hiçbir mecburiyetiniz yok. Bir mecburiyetim olması gerekiyor. Emrah benim kardeşim. Ne zamandan beri?
fark eder mi? Bakın beni annem büyüttü. Ya ikimizdik sadece. Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. İnsan hayatının çoğunu benim gibi yalnız yaşayınca tutunacak bir dalı olması. Bakın siz Emrah'ın ailesisiniz. Annesi, babası, kardeşi bildiği insanlar. Benim böyle bir şansım olmadı hiç. Babamı tanır mıydınız? Babamı tanıyanlar bilir. Çok sevgisiz bir adamdı. Yani ona yaklaşmak için attığım her adım geri tepti. Evet, çok uzun zamandır tanımıyoruz birbirimizi. Ama ben Emrah'ın Baykal Bey gibi olmadığını görüyorum, biliyorum. Ben kardeşimle aramda bir bağ kurmaya çalışıyorum. Lütfen bunu benden esirgemeyin. Selamun aleyküm. Ya biz sizi çağırmadık mı? Ne işiniz var burada? Otobüs tutacaktık. Paramız yetişmedi Melek Bey'imiz. Paramız yok. Başını kim düzdü oğlum senin? Cebindeki telefonu kim aldı lan köpek? Al parayı, gözüm görmesin seni. Ben burada kalacağım. Hayatımı bu kahvede çürüteceğim diyen varsa kalsın otursun. Karnı acıkan varsa buyursun gelsin. Bunları size gönderdi. Ağa merhametlidir. Ben affetme dedim ama beni dinlemedi. Gelsinler elimi öpüp af dilesinler dedi. Bizim çocuk hastaneye karakola falan soldurmuş. Ama rastlamamışlar ismine. Yani bile neden yok. Hayatta bir yakınım o İdris Bey oğlum. Babasının hem anneti bana. Ay bulalım onu. Dirisini bulalım. Ay Allah korusun. Ay ölüsünü değil. Ağzından yer alsın ya. Ne demek ölüsünü? Bulacağız inşallah. Şimdi de sağ salim bulacağız. Hiç merak etmeyin. İnşallah, inşallah. Hadi siz merak etmeyin. Geçin. İnşallah. Hayırlı günler. Sen çarşıya indin mi Celal? Yok baba, aklıma gelmedi. Çarşıya gidelim oğlum. Esnafa sorarız.
Belki bir gören falan olmuştur. Tamam baba. Geçmiş olsun. Kurşunu çıkarttık. Yoğun bakıma gönderiyoruz. Bundan sonrasını bekleyeceğiz. Kalıcı bir hasar yok değil mi hocam? Onu kontrolden sonra anlayacağız. Şimdilik bir şey söyleyemem. Ama dediğim gibi zarar gören bütün sinirleri onardık. Sinirlere baskı yapan bir şey de kalmadı. Birkaç ufak tefek yara vardı, onları da hallettik. Bundan sonrası annenize kaldı. Sağ olun, var olun hocam vallahi. Yani şu olayı atlatsın. Dileyin bizden ne dilerseniz. Sunumum vardı. Sultan Hanım'ın iyi olduğundan emin olalım. Beni geri götürün yeter. Geçmiş olsun. Sağ olun. Babam nerede? Haber verelim. Ben ararım şimdi. Buralarda değil mi? Celason'da çıktılar, bir işleri varmış. Bundan önemli ne iş olabilir ki ya? Tamam, ararım ben şimdi. Arıyorum ben, tamam. Oh. Baba. Neredesin? Bir işim var oğlum. Halledip geleceğim. Annem ameliyattan çıktı, sen yoksun. Ha, nedir durumu oğlum? Yoğun bakım aldılar, şimdi hayati tehlikesi yokmuş. Allah'a şükür. Allah'a şükür oğlum. Tamam. Geliyorum ben. Hadi gel babam. Ne oldu? Bunun ne işi var burada? Baba, bu Vartolun'un arabası. Ben bilmiyordum hayatta böyle bir şey olduğunu. Hatta kelimesi de var ama aklıma gelmiyor. Huzur. O da var. Ama sadece o değil. Hani böyle biteceğini bilirsin ama hiç bitmesin istersin ya. Belki bitmez be Sadir. Sen burada kalırsın. Ben akşamları gelirim. Gittiğinde ne yapacaksın? Evden gittiğinde. Sen kal burada. Zorla getirmedim. Kötü bir niyetim yoktu. Saadet, buraya gel kızım. Salih, sen bir dur. Bir içeri geç. Ha? Buyur baba. Eşyan falan varsa topla. Gidiyoruz. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi oylu yardan ayrıldım. Bir selvi oylu yerden ayrıldım, ayrıldım. Sadiş. Gitme. Rüyaydı Salih. Dostum bağımda,
evvel baban idim dostum bağımda. Talan vurdu hayvanlardan ayrıldım. Talan vurdu hayvanlardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Gökyüzünde turna gibi dönen de, gökyüzünde turna gibi dönen de, baykuş gibi bir an yurda konan da. Kuş gibi bir an yurda konan da, konan da, konan da. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Şirin gibi zülfülerden ayrıldım. Efendim Medat. Abi. Çocukların hepsi emrinde. Ne zaman gelelim diyorlar. Elini ne zaman öpelim diyorlar. Zaten kelebeğin ömrü bir günmüş Medat. Anlamadım abi. Yok bir şey. Çocukları al. Yeni mekana geçin. Ben oraya geliyorum. Tamam. Dolaştın geldin hanım. Dolaştın geldin. Güzel yerler gördün. Kötü yerler gördün. Ama sonunda evine geri döndün işte. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ben geliyorum hemen. Kızım. Hocama haber ver. Sultan Hanım uyandı. Kardeşim bu şirketin yeni sahibi. Aynı zamanda müdürü. Kendisi çok başarılı bir polisti. Ama artık özel sektörde görev alacak. Herkesin belinde. Merak etme. Hepsi ruhsatlı. Sadece eğlence sektörüne hizmet vermiyoruz. Daha birçok alanda faaliyetleri var. Bu arkadaşlar en elit elemanlarımız. Bir emrinle her şeyi yapabilecek insanlar. Emrine bir ordu veriyorum kardeşim. Onunla ne yapmak istediğin tamamen sana kalmış. Güzel. Bravo. Korkmayın. İyiyim ben. Kendimdeyim. Geçti.
Sultan Hanım. Ne oldu doktor? Bir şey hissediyor musunuz? Ya. Kazanmadığımız kadar çok kazanacağız. Bize bir dirhem mutluluğu çok görenlere bu dünyayı dar edeceğiz. Geri dönmek yok. Bırakmak isteyen varsa şimdi bıraksın. Yarı yolda bırakanın bizzat kafasına sıkarım. Böyle biline.